Evet arkadaşlar, bir sene geçti, bir sene sonra tekrar Karavanist Fuarı'ndayız. Doka Karavan'la beraberiz. Biz geçen sene Doka Karavan'la Atakan kardeşimle video çekmiştik. Evet, evet. Şimdi de sizleri Fatih kardeşimle tanıştırıyorum. O da ortağı oluyor evet. Kendisi. Şimdi Doka Karavan'la ilgili kısa bir özgeçmiş alalım. Unutulmuş olabilir. Tabii ki. Sonra senden de biraz bahsedelim. Tabii yaptığımız ki. İşe geçelim ondan sonra. Ay, ay. Arkadaşlar iki araç var. İki aracın videosunu ayrı çekeceğiz. Çok uzun video oluyor. Bu sefer izlenmiyor. Onun için bir hafta bunu, bir sonraki haftada ötekini yayınlayacağız. İzleyebilirsiniz diyoruz ve ben şöyle hemen kameramı çeviriyorum. Fatih kardeşimle başlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Doka hoş Karavan'dan bulduk. Fatih ben. Evet dostum. Üretimimiz Çorum'da. Evet. Fabrikamız Çorum'da. Ne kadar zamandır yapıyoruz bu işi? Ne kadar zamandan yapıyoruz? 5 senedir aslında bu sektörün içerisindeyiz. Son 2 yıldır Türkiye'ye çalışıyoruz. Ondan önceki 3 senemize yurt dışına imalat yapıyorduk. Evet. Bu sene yine farklı sıra dışı bir araçla gelmek istedik. Geçen sene de hakeza aynı şekilde farklı bir tasarımla gelmiştik. Evet, ben şöyle geçeyim sana. Tabii ki. Evet. Aracımız Mercedes Unimog. 2004 model. Otomatik vites. Henüz 10.000 kilometrede bir aracımız. Gayet temiz. Kullanışı keyifli. Çıkamayacağınız yer yok. Gidemeyeceğiniz yer yok diyebilirim. Bunlar 2 çeker mi? 4 çeker mi? Nasıl 4 geçiyor? Çeker. Öyle biraz bilgilenelim. Ruhsatta nasıl geçiyor bunlar bu arada? Ruhsatta karavana dönüşüm yaptığımız için ruhsatı B olarak değişti bu aracın. Tamam. Yani şu anda B ehliyet sahipleri bu karavanı rahatlıkla sürebiliyor, kullanabiliyor. Evet. Bazı müşterilerimiz karavanı sürerken ben bunu kullanamam, süremem, aracımız büyük, göremem diyor ama etrafına taktığımız güvenlik kameraları sayesinde aracın dört bir tarafını rahatlıkla görebiliyorlar. Ön şöyle tarafta göstereyim. Tablet sistemimiz evet. Var. Kameraları oraya aktarabiliyoruz. Tamam. Bu aracın normalde kamyon muydu? Kamyonet miydi? Kasa nasıldı? Normalde bu askeri çıkması bir araç olduğu, evet. Olduğu için arkasında personel taşıma amaçlı yapılmış bir araçtı. Evet. Biz o kasayı kaldırdık. Yerine kendi imalatımız olan bir kasa yerleştirdik. Tamamen kasanın karkas kısmı, kaplama kısmı, boya kısmı hepsi bize ait. Evet. Boyada ne kullandık? Bu zırh kaplama diye tabir edilen bir kaplama. Tamam. Onun üzerine aracın rengine uygun yine bir boya yaptırdık. Evet. Tamam. Şöyle gelelim. Zırh kaplama. Peki bunu bu aracı uyguladığımızda kaç kilo fark ediyor? Yani bu araçta bu kaplama yaklaşık 35 kilogram falan fark 35. ediyor. 35. Evet. Tamam. Burada önemli bir detayımız var. Evet. Stepney. Evet. Burada. Tamam. Stepney yine kendi yaptığımız bir aparatımız var. Motorlu bir sistem. Kumandayla hareket ettirebiliyoruz. Aşağı indirdiğimiz zaman stepney'i çok rahat bir şekilde yerinden alabiliyoruz. Evet. Tekerimizi değiştirip eski tekerleği buraya takıp tekrardan yukarı rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Burada yine Truman'ın bir barbecue point gaz çıkışı mevcut. Araçta evet. Birazdan göreceğiz. LPG sistemi mevcut. Buraya bir gaz çıkışı verdik. Kamp sobası kullanabiliriz. Pürmüz kullanabiliriz. Kamp ateşi yakmak için ya da içeride kokabilecek işte balık vesaire gibi yemeklerimizi dışarıda bu gaz çıkışı sayesinde yapabiliriz. Her araçta standart olan 220 girişimiz mevcut. Evet. Onun haricinde aracın kendi saklama alanları mevcut. Havadanlıkları mevcut. Bu kasa atladım belki ben atlamış olabilirim. Bu kasamız nedir? Bu kasamız içerisinde demir karkas iskelet sistemimiz var. Evet. Onun haricinde kenar profillerimizde de yüzeyindeki kompozit panelleri destekliyoruz. Evet. Yüzeyi kompozit panel. Onun üzerine zırh kaplama ve boya şeklinde uygulama yapıyoruz. Aracımız yerden bayağı yüksek. Evet. Şimdi burada tabii böyle bir merdiven görünüyor. Tabii. Ama bu merdivenin dışında buraya alan vatandaş nasıl çıkacak? Normalde burada aracımıza ait yani evet. Yine kendi yaptığımız bir merdiven sistemimiz var. Hı-hı. İçeriden kayarak açılıyor. Lakin biz fuara geldiğimiz için büyük bir merdiven kullanmayı tercih ettik. Herkes rahat çıkabilsin diye. Fuardan sonra aracın kendi merdiveniyle araç kullanılabiliyor. Tamam. Şöyle içeriye geçmeden ön kabini de gösterelim. Tabii ondan ki. Sonra buyurun. Atakan kardeşimi de videomuza dahil edip
beraber devam edelim. Tabii. Şöyle sen anlatırken ben içini göstereyim. Aracımız otomatik vites olduğundan bahsetmiştim. Evet. Yukarıda bir uçak savar kapağı var. Araç askeri bir araç olduğu için. Normalde bu modelin alkovenli kısmını da yapabiliyoruz. Alkovenli olarak da yapabiliyoruz. Evet. Hatta acil durumlar için uçak savar kapağından yukarıya alkovene de bir çıkış sağlayabiliyoruz. Dileyen müşterilerimiz için. Evet, şöyle gösterelim. Evet, içi. Her aracımızda ayrıca standart uyguladığımız yine port bagajlarımız var. O araç arazi aracı olarak tasarlandığı için spot barlarımız var. Tamam. Ben şimdi Atakan kardeşimi de tabii çağırıyorum. Ki. Ondan sonra videomuza devam edelim. Tabii ki. Evet. Atakan, merhabalar. Nasılsın dostum? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Bir senedir görüşmüyoruz neredeyse. Evet, uzun zaman oldu. Ama evet. Nasıl geçti hayat? Çok daha gençleşmişsiniz. Yok ya, teşekkür ederim. Sen de öylesin abi. Teşekkür ederim. Zımba gibisin hala maşallah. Neler yaptık bir senede? Farklı işçilikler evet, var bu arada. Evet, bu sene farklı bir araçla katıldık. Mercedes Unimog U4000 triptonik vites bir araç. Evet. Arazi aracı, 8x8. Güzel bir, yine farklı bir işçilik yaptık. Tamam. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle banyoyu göstereyim ben size. Evet. Gene burada katlanır bir lavabomuz var geçen seneki gibi. Bu kartoda evet, uyguladığımız. Yukarıda burada hemen saklama gözlerimiz var. Tamam. Burada priz var. Evet. Tuvalet kağıtlığı burada. Tamam. Burada gene ısıtma, ısıtma yerimiz var. Tamam. Şöyle hemen. Banyo tarafı bu taraf. Burası kaça kaç burada? Büyük bir banyo tuvalet burası. Büyük bir alan yani. Burası 80'e 180 santim civarında. Tamam. Şimdi bu tarafta Tedford buzdolabımız var. Evet. Şöyle alayım seni. Tabii. Buzdolabımız. Hemen aşağıda da bir gözümüz var. Evet, saklama gözlerimiz var. Tamam. Burada da sistem odası burası da yine eşyada koyabiliyoruz. Aynı saklama alanı olarak da kullanılır. Evet. Tavandaki kaplamamız var. Nedir? Bu Avantra diye geçiyor. Alcantara tarzında bir kumaş. İtalya bir kumaş gene. İtal. Tamam. Evet. Şöyle hemen heykimizi gösterelim arkadaşlar. Evet. Şimdi banyo lavabo kısmını göstereyim. Trivlex bir ocak kullandık yine. Fırınlı bir model. Tamam. Evet. Truman'ın yer tipi kliması var. Oturakların altına yerleştirdik. Lavabomuz cam kapaklı. Burada gene saklama gözlerimiz var. Dolaplarımız kullanışlı, geniş. Evet. Gayet güzel. Gayet başarılı. Tamam. Şöyle aşağıdaki gözlerimize de bir bakalım. Burada LPG tankımız var. Araç LPG'li. Evet. Burada bir kaşıklığımız var. Çift hazneli. Evet. Derince bir gözümüz var. Evet. Evet. Masamız hareketli, teleskopik bir masa. Gazlı. Gazlı. Aşağı indirip bu kısmı yatak yapabiliyoruz. Ama iki kişilik daha yer açabilmek adına burada bir gene asansörlü bir yatağımız var. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi şu anda da hiç belli de olmuyor. Yatak var mı yok mu? Evet. Sıfıra sıfır gerçekten. Geçen seneki aracımızda da vardı. Evet. Onda da asansörlü yatağımız vardı. Yani çok sessiz çalışıyor. Evet. İstediğimiz konumda bırakabiliyoruz. Üzerinde, i̇ster çocuk ister yetişkin tabii, için ayarlanır. Çocukları yukarıda yatırıp aşağıda yetişkinler oturabilir. Daha iniyor mu? Tabii sonuna kadar indireyim. İndirelim. Ben. En azından demesinler ya orası ne kadar dar olmuş. Çünkü atlayarak izleniyor bazen videolarımız. Evet. Genelde diyeyim bazen değil de. Sonra soruyorlar. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Aşağıya kadar inebiliyor. Evet. Aa, süper, tamam. Evet. Buraya nasıl çıkılacağı soruluyor genelde. Burada evet, teleskopik bir merdivenimiz oluyor. Ya da misafirlerimiz buraya basaraktan da üstüne çıkabiliyor. Tamam. Kaç kilo çekiyor abi burası? 300 kilo kaldırma kapasitesi var. Yani 300 üzerinde kilo. 300 kilo varken yukarıya kalkabiliyor. Taşıma kapasitesi olarak 500 kilo taşıyabiliyor. Süper. Üstünde birisi varken kaldırırsanız sensörler var. Sıkışmayı kesinlikle engelliyor. Hem yukarıda hem aşağıda ikisinde de sensörümüz var.
Yatak visko bir yatak. 190 cm, 140 cm eninde. Abi şimdi bu araç... Normal bir ev yatağı büyüklüğünde. Evet, yani bu araçta 4 kişi bir kere çok rahat kalır. Evet. Çünkü yukarısının büyüklüğü de aynı, aşağısının büyüklüğü de aynı arkadaşlar. Yani yatak olarak. Tabii oturma grubuna geldiğimizde burası... Geniş bir oturma kapasitesi var. Evet, gayet geniş. Hatta ben onu şimdi şöyle göstereceğim. Evet, şöyle sıfır arkadaşlar kalktı. Evet. Camlarımız berhimi. Şurayı bir göstereyim. Tabii. Gördüğünüz gibi. Evet, içeriden camlarımızı gösterelim. Sineklikli, güneşlikli, ithal, evet, berhimi camlar kullandık. Tamam. Hemen şöyle şurayı da gösterelim. Evet. Şu masanın da bir aşağı inişini, hı-hı, göstereyim isterseniz. Tamam. Şurada kulpu var. Mandalımız var. Bu da çok sessiz abi. Bu da çok güzel. Evet. Bunu istediğin yerde sabitleyebiliyorsun. Aynen. İstediğin noktada konumlandırabiliyorsun. Evet. Bu da çok başarılı. Bir yönetim panelimizde, hı-hı, dimmerlı ışıklarımız var. Akşam loş oturulmak istenirse şu şekilde dimmerlayabiliyoruz ışıklarımızı. Bu su kapasitesi, elektrik doluluk oranı, paneller, hı-hı, her şeyi buradan görebiliyoruz. Evet. Bu aracın içerideki yüksekliği kaç santim? Tavan yüksekliğimiz 2 metre. Zaten benim boyum 1.80. Evet. Kafa mesafesi de geniş olduğunu görüyorsunuz. Tamam. Böyle değişik, farklı, evet, bir tasarım yaptık. Bu farklı tasarım aracı ne istiyoruz? Şimdi biz aslında araç tedariğinde de yardımcı oluyoruz. Şöyle, aha, isterseniz oturarak konuşalım. Tamam. Abi işte pıtır pıtır oldu bu masa, pıt 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 dondur. Evet. Şimdi araç konusundan bahsedeyim. Piyasada bu araçlar askeriyeden çıkma. Bir firma bunların ihalesine girmiş. Hepsini toplu satın almış. Şu anda da ikinci el olarak satışını yapıyor. Piyasada U1300 modeli var. Bu normal vitesli. Bir de U4000 modeli var. Onlar da triptonik olarak geçiyor. Kaç beygir bu araba? Bu arada? Beygirinden ziyade torku çok yüksek olduğu, hı, için arazideki performansı oradan kaynaklanıyor. 5000, evet, motor kapasitesi var. U1300'lerin fiyatı 800 bin, yani bugünün şartlarıyla tabii fiyat veriyoruz ama bugünün şartlarıyla 800 bin lira civarında U1300'ler başlıyor. 1 milyon 200 lira kadar yükseliyor. U4000'lerde 1 milyonla 1,5 milyon arasında değişiyor. Müşterimiz kendi de araç bulup getirebilir. Biz kendimiz de araç tedarik edebiliriz. O firmayla zaten irtibat halindeyiz. Müşterilerimiz istediği anda getirttiriyoruz. İstenirse tabii sadece Mercedes Unimog'la da kalmıyoruz. Yani MAN bir çekiciyle de yapılabilir. Yani biz işimiz kasa dizaynı, araç dizaynı. Yani, evet, biz tır da gelse yapabiliyoruz. Herhangi başka bir kamyon da gelse yapabiliyoruz. Aracın iç kısmına gelecek olursak kasa dahil 1,5, evet, milyondan başlıyor. İçinin tabii ki işte ocağı, fırını birlikte seçiyoruz. Evet. O seçimlere göre de fiyat belirleniyor. Şu anda bu mesela lüks bir donanımlı araç, hı hı, yaklaşık fiyatı 1 milyon 850 bin lira civarında. Bu araçta yalnız Victron elektrik sistemleri kullandık. Yani, evet, her şeyde lüks malzemeler kullandık. Güneş panellerimiz 460'lık. Lityum akü kullandık. Yani lüks parça olarak lüks bir araç. Zaten işçiliğimizi bir de... dikkatimi bir şey çekti. Evet. Sen anlatıyorsun ya, biz şu anda acayip yukarıdayız abi. Evet. Çok keyifli bir oturumu var. Gerçekten. Şu anda insanlar aşağıda, evet, yani resmen. Biz yukarıdayız. İkinci katın balkonunda oturuyoruz, aynen, yani. Bir de Fatih bahsetti mi bilmiyorum ama müşterinin isteğine göre yanda açılır kapanır hidrolik bir balkon sistemi de yapabiliyoruz. Oo, süper. Burası hani camsız bırakmışsınız, biraz karanlık olur derse müşterilerimiz. Evet. İstenirse buraya cam da yerleştirebiliriz ama bir sefer sırtına lastik asamayız. Evet. Ya yani bu biraz müşteri tercihi. Tamam. İsterse, evet, sırtına, evet, motosiklet. Kişiselleştirilebilir tabii, yani. Motosiklet asılabilir. Aha. Hiçbir şey asmayıp bir pencere açabiliriz. Lastiği daha farklı bir yere konumlandırabiliriz. Bir de bu araçtaki müşterimiz 70 derece eğime tırmanmak istediğini söyledi. O yüzden arka yaklaşma noktasında, evet, biraz daha üçgen bırakmak, evet, zorunda kaldık.
hani o kadar yüksek bir yüksekliğe çıkılmak istenmeseydi kasa uzunluğunu da daha arttırabilirdik. Evet. Trafik kurallarına göre daha uzatma hakkımız da var. Şu anda kaç metre bu aracın uzunluğu? Şu anda 6 metre civarında. 6 metre. Evet. Evet. Yani böyle keyifli bir araç yaptık. İnşallah izleyenler de beğenir. Sizleri takibi çoğaltırlar, beğenmeleri çoğaltırlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Zaten vallahi biz sıkı takipçinizdiz. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince izleyenleri, takip edenleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Evet. Onları her seferinde farklı bir araçla, farklı bir firmayla buluşturmaya çalışıyorum. Evet. Ama tabii kolay olmuyor bunlar. Çok emek istiyor, çok zaman istiyor. Evet. O yüzden beğeneceklerine eminim. Çünkü gerçekten mobilya aksamından tut, yapılan işçilik çok hoş. Ben geçen seneki aracınızı da çok beğenmiştim. Evet, o da çok farklıydı. Evet abi, yani biz zaten sektör fuarda da tekti. Yani. Standart yapmak yani, evet. Yani standart araçları da yapabiliyoruz, standart dizaynları da yapabiliyoruz ama bir farklılık getirmek istiyoruz. Evet. Yani mimarımız sağ olsun çok iyi bir mimarla çalışıyoruz. Çizimleri güzel. Birlikte epey bir Ar-Ge üzerine çalışıyoruz. Farklı araçlar üretiyoruz. İnşallah izleyenler de beğenir, takdirlerini gösterirler bize. Bence beğenecekler. İnşallah. O çok zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle kameramızı tutalım. Evet. Arkadaşlar, bu haftaki videomuz bu şekilde. Videonun başında bahsetmiştim, bir aracımız daha var. Ama ikisini aynı anda anlatmaya kalkarsak çok uzun video oluyor ve sizler de izlemiyorsunuz haliyle. Bir yerden sonra sıkılabiliyorlar. Bu evet. Sefer ya bu haldeyken bile atlanıyor ki o zaman ortası sonuna gidiliyor. Ama bence sonuna kadar izlemeliler. Bir sürü detay anlatıyoruz. Evet, yani bunların arada öğrenilmesi için zaten. Evet. Yoksa ben 5 dakikada da karavan çekerim yani. Evet. Kaç para istiyorsunuz? Ne kullandınız? Arabamızın modeline kaç motor der? Bu iş böyle de biter. Ama önemli olan burada bilgilenmek, öğrenmek. Sonra atladıkları için şey yapıyorlar. Araba kaç motordu? Fiyatı nedir? Evet. Fiyatını videoda bahsediyoruz zaten arkadaşlar. Evet. O yüzden izlersek çok sevinirim. Şu beğenip abone olmayı da unutmayalım. Aynen. Dostum çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, size şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Biz şimdi diğer araca geçiyoruz. Bir sonraki hafta bu araçta tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.